Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, wollen ve dürfen modal fiilleri. Hazırsanız dersimiz başlasın. Wollen modal fiili ile başlayalım arkadaşlar. Wollen istemek demek. Şimdi bunu kişilere göre öncelikle bir çekimleyelim. Onun ardından cümlelerde nasıl bir fonksiyon içerisinde olduğuna bir bakalım. Ich will, ben istiyorum demek arkadaşlar. Du willst, sen istiyorsun. Demek ki ich will, ben istiyorum. Du willst, sen istiyorsun demekmiş. Peki üçüncü tekilde durum nedir? Ona bir bakalım. Üçüncü tekil yani o. Erkeklerde ne yapıyorduk? Er diyorduk. Kadınlarda sie, das artikellerinde de ne yapıyorduk? Das artikelinde e'si kullanmış oluyorduk değil mi? Buna baktığımızda er ya da sie ya da es nasıl çekimleniyormuş wollen? Will şeklinde. Modal fiil kuralıydı. Neydi kuralımız arkadaşlar? Birinci tekil ve üçüncü tekil her zaman aynı şekilde çekimleniyor. Yani ben ich will, ben istiyorum derken er, sie, es içinde durum aynıymış. Dolayısıyla er will ya da sie will ya da es will şeklinde ne yapıyormuşum? Çekimlemiş oluyormuşuz değil mi? Biz yani wir baktığımızda wir wollen yani biz istiyoruz dediğimizde ne oluyor arkadaşlar? Gene mazhar halde kalmış oluyor. Dolayısıyla biz istiyoruz dediğimizde wir wollen demiş oluyoruz. Ihr ne demekti arkadaşlar? Karşımda iki ve daha fazla insan varsa biz buna ihr yani sizler şeklinde hitap ediyorduk öyle değil mi? Ne yapıyormuşum? Ihr wollt şeklinde çekimliyormuşum. Değil mi? Demek ki ihr wollt, sizler istiyorsunuz. Biz istiyoruz dediğimizde wir wollen. Peki buraya baktığımızda üçüncü çoğula, üçüncü çoğul derken arkadaşlar iki alternatifim vardı. Birisi neydi? Onlar anlamındaki sie ya da nezaket ya da saygı formundaki sie. Yani bundan kasıt ne olabilir? Benim amirim, müdürüm, yeni tanışmış olduğum birisi. Bu sizli bizli konuşmayı gerektiren durumlarda bunun Almanca karşılığı neymiş? Sie değil mi? Dolayısıyla ne yapmış oluyorum? Bunu da wollen ile ne yapmış oluyorum? Mastar halde bırakmış oluyorum. Demek ki sie wollen, siz istiyorsunuz. Nezaket formu ya da onlar istiyorlar derken sie wollen şeklinde ne yapmış oluyorum? Wollen'i mastarda bırakmış oluyorum değil mi? Şimdi bunları gelin öncelikle bir çekimleyelim hep beraber. Onun ardından cümleleri bir inceleyelim. Söyleyelim. Ich will. Ich will. Du willst. Du willst. Er will. Sie will. Es will. Wir wollen. Wir wollen. Ihr wollt. Ihr wollt. Sie wollen. Sie wollen. Şimdi de arkadaşlar cümle içerisinde bir inceleyelim. İlk cümlemize baktığımızda ich will Musik hören. Evet anlaşılacağı üzere değil mi? Müzik ne yapmak istiyorum? Hören neydi? Dinlemek, işitmek anlamındaydı. Ben müzik dinlemek istiyorum dediğimde ne diyecekmişim? Ich will Musik hören. Ne olmuş arkadaşlar? Bakın hören, dinlemek mazhar halde cümlenin sonuna gitmiş. Ben wollen yani buradaki will'i kaldırsaydım ne olurdu bu? Ich höre Musik. Ben müzik dinliyorum anlamına gelirdi. Ich höre Musik. Ancak burada ben müzik dinlemek istiyorum dediğimde ich will Musik hören dediğimde ne olmuş? Modal fiil will şeklinde değil mi? Wollen will şeklinde bürünmüş ve mastardaki hören asıl fiilim aslında ne oluyor? Cümlenin sonuna gidiyor. Bu bizim kuralımız. Hangi özne olursa olsun mutlaka ikinci pozisyonda wollen ya da herhangi bir modal fiilim oluyor ve asıl fiilim mazhar halde ve cümlenin neresinde? Sonunda. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu bizim kuralımız. Du'ya bakalım yani sen. Du willst Sport machen. Anlaşılacağı üzere Sport machen spor yapmak demek. Dolayısıyla sen spor yapmak istiyorsun. Du willst Sport machen. Buradaki willst olmasaydı nasıl söylerdik bu cümleyi arkadaşlar? Sen spor yapıyorsun.
Dolayısıyla du machst Sport. Machen'i ne yapacaktık? Du'ya göre çekimleyecektik, öyle değil mi? Du machst Sport diyecektik. Ancak burada wollen modal fiilini işin içerisine kattığımızda du'ya göre çekimleyeceğim. Ne olacak bu durumda? Du willst Sport machen diyeceğim. Yani sen spor yapmak istiyorsun demiş oluyorum. Er sie es'e bakalım. Er ya da sie ya da es fark etmez. Kimi kastediyorsam. In Deutschland studieren. Ne demek bu? Studieren çok güzel bir aktivite. Yüksek öğrenim görmek. O Almanya'da yüksek öğrenim görmek istiyor. Üniversite okumak istiyor. Studieren demek ki üniversite okumak, yüksek okul okumak anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla ne yapalım? Diyelim ki bir kadını kastedelim. O ne yapmak istiyor? Almanya'da okumak istiyor. Sie will in Deutschland studieren demiş oluyoruz. Tabii bu bir erkek de olabilir. Dolayısıyla er will in Deutschland studieren. Bakın buradaki will olmasaydı ne olacaktı? Sie studiert in Deutschland dediğimde bu ne anlama geliyor? O ne yapıyor? O Almanya'da yüksek öğrenim görüyor. Üniversiteye gidiyor anlamı gelmiş oluyor değil mi? Sie studiert in Deutschland. Ancak böyle bir amacı varsa, bunu istiyorsa o zaman ne diyeceğiz? O Almanya'da ne yapmak istiyor? Üniversitede okumak istiyor. Dediğimde er will ya da sie will in Deutschland studieren demiş oluyorum. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Wir wollen nach München fahren. Evet, nach München, München Almanya'da bir şehir. Fahren, sürmek. Bu kara taşıtları için geçerli arkadaşlar. Fahren'e baktığımızda kara taşıtları sürmek. Yani bunun şoförünün ben olmam gerekmiyor. Yani bu söz gelimi trene bindiğimde ya da işte ne olabilir tramvaya bindiğimde ya da araba kullandığımda, motosiklet kullandığımda da kullanılabilen bir fiil. Dolayısıyla biz Münih'e gitmek istiyoruz dediğimizde ne diyecekmişiz? Wir wollen nach München fahren. Wollen olmasaydı ne olurdu? Fiilim fahren ikinci pozisyona gelecekti. Olması gereken yer çünkü orası. Değil mi? Fiillerin yeri Almanca'da ikinci pozisyonda olmuş oluyor. Dolayısıyla wir fahren nach München deseydik biz Münih'e gidiyoruz anlamı doğardı. Ancak burada wir wollen nach München fahren öyle bir planımız var. Biz Münih'e gitmek istiyoruz. Dolayısıyla wir wollen nach München fahren demiş oluyoruz. Sonraki cümleye bakalım. Ihr wollt Obst essen. Evet bunu yapmamız gerekiyor. Değil mi? Meyve yemek. Obst essen demek ki meyve yemek demek arkadaşlar. Ihr wollt Obst essen. Yani sizler ne yapmak istiyorsunuz? Meyve yemek istiyorsunuz dediğimizde ihr wollt Obst essen. Buradaki wollt olmasaydı ne olacaktı arkadaşlar? Essen buraya girecekti. Bu sefer ihr'e göre çekimleneceğinden ne diyecektik? Ihr esst Obst dediğimizde sizler ne yapıyorsunuz? Meyve yiyorsunuz demiş oluyoruz değil mi? Ancak burada bir plan var. Bunu istiyorsunuz dediğimizde siz meyve yemek istiyorsunuz. Ne demiş oluyoruz? Ihr wollt Obst essen demiş oluyoruz. Değil mi? Sonraki cümleye bakalım. Sie wollen nicht Fernsehen. Evet, bakın burada bir yumurta şeklinde bir fiil var. Neydi bu arkadaşlar? Ayrılabilir fiildi değil mi? Fernsehen benim sevmediğim bir aktivite. Fernsehen televizyon izlemek demek arkadaşlar. Fernsehen cümle içerisinde kullanıldığında size ne dedim deminden beri? Mastar halde olması gerekiyor. Ve cümlenin neresinde olması gerekiyor? Sonunda olması gerekiyor. Hangi durumlarda? Cümlenin içerisinde modal fiil varsa. Burada da modal fiilimiz var. Hangisi? Wollen. Dolayısıyla ne yapmış oluyorum? Fernsehen mastar halde kalıyor ve cümlenin sonuna gidiyor. Peki ben burada wollen'i yani herhangi bir modal fiilim olmasaydı nasıl kullanacaktım cümle içerisinde Fernsehen'i? Sie sehen nicht fern. Onlar televizyon izlemiyorlar demiş oluyoruz. Değil mi? Sie sehen nicht fern. Ancak burada işin içerisinde modal fiili girdiğinde mastar halde ne yapıyorum? Fernsehen'i
Hiç yumurtayı çatlatmıyorum. Ne yapıyorum? Mazhar halde cümlenin sonuna atıyorum. Dolayısıyla Sie wollen nicht fernsehen demiş oluyorum. Şimdi yumurta dedim. Neden? Çünkü ayrılabilir fiilleri izlediyseniz eğer ne demek istediğimi orada çok ayrıntılı şekilde anlattım. Ayrılabilir fiil konusuyla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka o ilgili ders videosunu izlesinler. İşte orada o yumurtaları işte nasıl çatladığını ayrıntılı bir şekilde anlattım. Burada da demek ki ne yapmış oluyorum? Tıpkı diğer fiillerde olduğu gibi mazhar tutmuş oluyorum ve diyorum ki onlar televizyon izlemek istemiyorlar ki bu çok çok doğru bir cümle. Onlar istemiyorlar televizyon izlemek. Dolayısıyla Sie wollen nicht fernsehen demiş oluyoruz. Şimdi dilerseniz arkadaşlar wollen'le nasıl soru sorarım? Onu bir inceleyelim. Soru sorduğumuzda hatırlarsanız wollen haricinde ben V'li sorular sorarım. Bunun haricinde ben bir soru soracak olursam ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Eylemle başlamış oluyorum. Öyle değil mi? Şimdi modal fiilin olduğu cümlelerde ben modal fiillerle başladığımda bu bir soru cümlesi olmuş oluyor ki bakın buradaki örnekte de durum bu. Will Sie in Deutschland studieren? Evet. Bakın wollen'le başlamış bir cümle görüyoruz burada. Evet, az önceki görmüş olduğumuz örneğin aynı bu. O Almanya'da yüksek öğrenim görmek istiyor mu? O üniversiteyi Almanya'da okumak istiyor mu diye sorduğumuzda bakın, Will sie in Deutschland studieren? Ne olmuş? Wollen'le başlamış cümle. Yuvarlak içerisinde aldım ve asıl fiilim nerede? Olması gereken yerde, nerede? Cümlenin sonunda ve mastarda. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ama bu söz gelimi bir modal fiil olmayıp da bir soru cümlesi olmuş olsaydı, olağan bir soru cümlesi olsaydı ne olacaktı? Buraya eylem gelecekti ve eylemimiz hangisi? Studieren. Bu durumda ne olacaktı? Burada bir kadın söz konusu. O Almanya'da yüksek öğrenim görmek istiyor mu? Ya da düzeltiyorum. O Almanya'da mı yüksek öğrenim görüyor? Studiert sie in Deutschland? Studiert sie in Deutschland dedim. Ve bu bir soru cümlesi oldu. Neden? Çünkü eylemle başlaması gerekiyordu. Ancak burada modal fiilim wollen devreye girdi ve Will sie in Deutschland studieren? O Almanya'da yüksek öğrenim mi görmek istiyor? Evet. O Almanya'da yüksek öğrenim görmek istiyor. Bakın gayet olağan bir şekilde giden bir cümle. Ancak evet ile başlıyorum. Çünkü bunun iki alternatifi var. Ya evet ya da hayır. Dolayısıyla ya Sie will in Deutschland studieren. Evet, o Almanya'da yüksek öğrenim görmek istiyor. Ya da hayır, o Almanya'da yüksek öğrenim görmek istemiyor. Ne yapacağız? Nein, sie will nicht in Deutschland studieren. Ya da bakın bu nicht'ler birazcık yapısal olarak oynayabiliyorlar. Yer değiştirebiliyorlar. Dolayısıyla buradaki nicht'i ben buraya da getirebilirdim. Sie will nicht in Deutschland studieren. Ya da sie will in Deutschland nicht studieren. Her ikisi de olur arkadaşlar. Bunu zaman içerisinde daha iyi anlayacaksınız. Nicht biraz oynak bir durumda. Dolayısıyla onu yani o öğenin yerini değiştirebiliyorum. Burada nasıl yazmışız? Nein, sie will in Deutschland nicht studieren şeklinde yazmışız. Her halükarda olumsuzladığımda bir cümleyi nein ile başlıyorum ve mutlaka nicht ile ne yapmış oluyorum? Olumsuzlamış oluyorum. Dolayısıyla hayır, o Almanya'da yüksek öğrenim görmek istemiyor dediğimde nein, sie will in Deutschland nicht studieren demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich will Musik hören. Ich will Musik hören. Du willst Sport machen. Du willst Sport machen. Er will in Deutschland studieren. Sie will in Deutschland studieren. Es will in Deutschland studieren. Wir wollen nach München fahren. Wir wollen nach München fahren. Ihr wollt Obst essen. Ihr wollt Obst essen. Sie wollen nicht fernsehen. Sie wollen nicht fernsehen. Will sie in Deutschland studieren? Will sie in Deutschland studieren? Ja, sie will in Deutschland studieren.
Ja, sie will in Deutschland studieren. Nein, sie will in Deutschland nicht studieren. Nein, sie will in Deutschland nicht studieren. Sırada dürfen modal fiili var arkadaşlar. Dürfen modal fiili ne anlama geliyor? Dürfen modal fiili arkadaşlar bir otoriteden izin aldığımızda ya da alamadığımızda ne olabilir bu otorite? Bu devlet olabilir, bu annemiz olabilir, ailemiz olabilir, büyüğümüz olabilir. Bir şeye izin veriliyorsa ya da verilmiyorsa yani bu müsaade durumu söz konusu olduğunda dürfen modal fiili devreye giriyor. Öncelikle dürfen'i bir çekimleyelim, onun ardından cümlelerle bir pekiştirelim. Ich darf, ben yapabilirim. Bunun için müsaadem var anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Du darfst, evet iznin var, bunu yapabilirsin anlamına geliyor. Demek ki ich darf, bunun için müsaadem var, ben bunu yapabilirim diyor otorite. Du darfst, sen yapabilirsin, bunun için iznin var demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda er sie es, bakın burada bir de man var. Buradaki man der man ile karıştırılmamalı arkadaşlar. Bakın tek bir ne ve önünde artikel yok. Man ya da er ya da sie ya da es ne oluyormuş? Darf şeklinde yorumlanıyormuş. Dolayısıyla yapılabilinir. Yani bir genel anlamda yani bu bir tek senin onun için değil. Herkes için söz konusuysa yapılabilir ya da yapılamaz anlamında ne oluyormuş? Er, sie, es ya da man için darf oluyormuş. Ne demiştik modal fiillerdeki kuralımız neydi arkadaşlar? Birinci tekil ve üçüncü tekilde ne yapıyorduk? Modal fiilleri aynı şekilde çekimliyorduk ki durum burada gene aynı değil mi? Ich darf ya da er, sie, es, man ne oluyormuş? Darf şeklinde çekimlenmiş oluyor. Wir, buraya bir bakalım. Wir, biz yapabiliriz. Bunun için müsaademiz var, iznimiz var. Wir dürfen, sizler yapabilirsiniz. Ihr dürft, nezaket formu ya da onlar, sie ne olacakmış? Dürfen olacakmış. Dilerseniz bunu bir tekrarlayalım arkadaşlar. Ich darf. Ich darf. Du darfst. Du darfst. Er darf. Sie darf. Es darf. Man darf. Wir dürfen. Wir dürfen. Ihr dürft. Ihr dürft. Sie dürfen. Sie dürfen. Şimdi dilerseniz arkadaşlar cümle içerisinde bu yapıyı bir inceleyelim. Şimdi dürfen yapısına baktığımızda eşe göre nasıl çekimleniyormuş demek ki eş darf değil mi? Şokolade essen, evet adından da anlaşılacağı üzere şokolade çikolata değil mi? Fazlasını da yememek lazım değil mi? Dolayısıyla benim çikolata yemem için müsaadem var, iznim var değil mi? Diyetisyenim bana bunu müsaade ettiyse değil mi? Ne yapıyor? Ne yapmış oluyorum ben işte arkadaşlarıma diyorum ki ben çikolata yiyebiliyorum. Bunun için müsaadem var. Dolayısıyla ne diyeceğim? Ich darf Schokolade essen diyeceğim. Burada darf olmasaydı ne yapardım arkadaşlar? Ich esse Schokolade derdim değil mi? Ben çikolata yiyorum demiş olurdum. Ancak burada dürfen işin içerisine girdiğinde ne oluyor? Ich darf Schokolade essen. Essen asıl fiilim ne oldu? Mastar halde ve cümlenin sonuna gitti. Peki du'ya bakalım. Du darfst nicht lügen. Lügen yalan söylemek. Dolayısıyla sen yalan söyleyemezsin. Evet, burada bir otorite var. Diyor ki yalan söyleyemezsin. Değil mi? Dolayısıyla du darfst nicht lügen. Evet. Otorite bana yalan söylemememi söylüyor. Dolayısıyla du darfst nicht lügen demiş oluyoruz. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Man, er, sie ya da es. Ne diyor cümlemiz? Er'dan gidelim. Er darf nicht laut sprechen. Evet, sprechen konuşmak demekti. Laut yüksek sesli. Dolayısıyla o yüksek sesli konuşamaz. Söz gelimi burası neresi olabilir? Bir hastane olabilir değil mi? Hastanede yüksek sesle konuşulamaz. Böyle bir kuralımız var. Dolayısıyla ne diyeceğiz arkadaşlar? Er darf nicht laut sprechen ya da genelleme yaptığımızda ne diyeceğiz?
Man darf nicht laut sprechen, değil mi? Burada yüksek sesle konuşulamaz. Ya da söz gelimi bu bir kadınsa, sie darf nicht laut sprechen. Ya da das artikelli bir durum ne olabilir? Das Kind diyelim. Es darf nicht laut sprechen demiş oluyoruz. Sonraki cümleye bakalım. Wir dürfen nicht rennen. Rennen koşmak demek arkadaşlar. Dolayısıyla biz koşamayız. Değil mi? Bir otorite bize diyor ki burada koşmak yasaktır. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Wir dürfen nicht rennen demiş oluyoruz. Değil mi? Bu cümlemizde demek ki bizim koşmaya iznimiz yok. Burası demek ki sakin bir ortam, sessiz bir ortam ve otorite diyor ki burada koşmak yasaktır. Bu da gene neresi olabilir? Bir hastane ortamı geliyor benim aklıma, değil mi? Gürültü yapmak, koşmak yasak. Dolayısıyla wir dürfen nicht rennen demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda ihr dürft hier schwimmen. Evet, schwimmen neydi? Yüzmek demek. Bakın otorite bu sefer ne diyor? Burada yüzebilirsiniz diyor. Dolayısıyla ihr dürft hier schwimmen. Sizin burada yüzmeye izniniz var. Dilerseniz burada yüzebilirsiniz. Dolayısıyla ihr dürft hier schwimmen. Sizin burada yüzmeye izniniz var demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda sie dürfen ins Kino gehen. Bakın otorite bu sefer ne diyor? Das Kino, sinema. Sie dürfen ins Kino gehen. Onlar ne yapabilir? Sinemaya gidebilirler anlamına geliyor. Dolayısıyla sie dürfen ins Kino gehen, değil mi? Onların sinemaya gitmeye izinleri var. Bu ne olabilir? Söz gelimi bir anne diyordur ki onlar, evet ben müsaade ediyorum, iznim var, gidebilirler dediğimizde, değil mi? Sie dürfen ins Kino gehen. Ancak bu nezaket formu da olabilirdi. Sie dürfen ins Kino gehen. Bu söz gelimi bir göz doktorunun, şimdi geldi aklıma, hastasına, evet gözünüz iyileşti, artık gönül rahatlığıyla sinemaya gidebilirsiniz, oradaki o ışık sizi rahatsız etmeyecektir diyebilir. Dolayısıyla Sie dürfen ins Kino gehen, değil mi? Nezaket formunda da bunu pekala kullanabilirim. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Bakın burada ne demişiz? Şimdi bir genelleme yaptığında man'la ilgili bir cümle. Ne diyor cümlemiz bize? Man darf hier nicht rauchen. Evet, rauchen sigara içmek demek arkadaşlar. Evet, dolayısıyla bu cümle bize ne diyor? Burada bir yasak söz konusu değil mi? Ne diyor cümlemiz? Burada sigara içmek yasaktır. Dolayısıyla man darf hier nicht rauchen. Burada sigara içilemez. Dolayısıyla burada sigara içilemez neyi gerektiriyor? Dürfen modal fiilini gerektiriyor. Ben dürfen modal fiilini ne yapıyorum? Man'la bir araya getirdiğimde ne demem gerekiyor? Man darf hier nicht rauchen demem gerekiyor. Değil mi? Burada sigara içilemez. Peki burada sigara içilebilir. Söz gelimi bir alan vardır orada. Burada sigara içilebilir denildiğinde buradaki nicht kalkacaktı. O zaman ne diyecektik? Man darf hier rauchen. Evet, bu bölgede ne yapılabilir? Burada sigara içilebilir. Hier burada anlamında arkadaşlar. Ancak burada sigara içilemez dendiğinde man darf hier nicht rauchen. Peki bunun sorusunu soralım dilerseniz. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu sefer dürfen ile başlayacak sorumuz. Darf man hier rauchen? Burada sigara içilebilir mi? Darf man hier rauchen? Evet, burada sigara içebilirsiniz. Ya da bir genelleme yaptığımda ne oluyor? Man devreye giriyor. Ya man darf hier rauchen demiş oluyoruz. Ama hayır, burada sigara içilemez, içilinemez. İçilinemez. Değil mi? O zaman ne diyeceğim? Nein, man darf hier nicht rauchen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich darf Schokolade essen. Ich darf Schokolade essen. Du darfst nicht lügen. Du darfst nicht lügen. Man darf nicht laut sprechen. Er darf nicht laut sprechen. Sie darf nicht laut sprechen. Es darf nicht laut sprechen.
Wir dürfen nicht rennen. Wir dürfen nicht rennen. Ihr dürft hier schwimmen. Ihr dürft hier schwimmen. Sie dürfen ins Kino gehen. Sie dürfen ins Kino gehen. Man darf hier nicht rauchen. Man darf hier nicht rauchen. Darf man hier rauchen? Darf man hier rauchen? Ja, man darf hier rauchen. Ja, man darf hier rauchen. Nein, man darf hier nicht rauchen. Nein, man darf hier nicht rauchen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde wollen ve dürfen modal fiillerini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.